Merhabalar. En son genel başkan adayıyken Medyascope ekranlarında görmüştünüz. Tam bir yıl önceydi. Bugün ise CHP genel başkanı değişimcilerin öncüsü olarak aday oldu ve kurultaydan CHP'nin genel başkanı olarak çıktı. Sayın Özgür Özel konuğumuz, hoş geldiniz efendim. Şimdi tam gündem olduğunuz bir sırada bu yayını yapıyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz sağ olun. Dilerseniz önce ben başlayayım. Tabii yayını bu gündem bu kadar kızışmadan söz vermiştim de ancak evet, tutabiliyoruz. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi efendim 31 Mart seçimlerinde bir zaferle çıktınız. Bu aynı zamanda sizin kendinizi tescillemeniz anlamına da geldi seçmenin gözünde. Hemen ertesinde hatırlayacaksınız. Binaya gelip sizinle ben bir özel röportaj yapmıştım CHP Genel Merkezi'nde. Siz orada çok önemli bir şey söylemiştiniz. Dediniz ki seçmen bize kredi verdi ama bu tüketici kredisi değil, yatırım kredisi. Bunun seçmende çok büyük bir karşılığı oldu. Herkes çok umutlandı ve gerçekten de peşi sıra sizin yaptığınız hamlelerin her biri Türkiye'nin birinci partisinin ne umut bağlatan hamleler olmuştu. Ve gündemi siz belirliyordunuz. Fakat normalleşme adımının atılmasının peşi sıra arkasından gelen pek çok olayla birlikte siz gündem olmaya başladınız. O günden bugüne şöyle bir toparlayacak olursanız nerede görüyorsunuz, nasıl görüyorsunuz kendinizi? Yani şöyle, sorunuzu doğru buluyorum ama hani orada bir yerde bir paradigma değişikliği yok. Yani ilk gün şunu söyledim. Biz büyük bir zaferle çıktık ama bunun adına zafer demeyi bile seçmene saygısızlık sayarım. Çünkü seçim öncesinde seçmenle bir akit yaptım ben. Seçmene dedim ki, sizin gerçek sorunlarınızı konuşacağım. Emekliyi konuşacağım, işçiyi konuşacağım, çiftçiyi konuşacağım. Ve siz bize oy vererek iki şeyi birden yapacaksınız. Bir, iyi bir belediye başkanını seçeceksiniz. İki, iktidara sarı kart göstereceksiniz. AKP'liler, MHP'liler dedi. Bu kırmızı kart değil. Kırmızı kart genel seçimde olur. Ama sesinizi duyurmak istiyorsanız bunları cezalandırın. Ben sonrasında da size sahip çıkmaya devam edeceğim dedim. Seçim bitti. Bugüne geldik. Bu bazen hani diyorlar ya, normalleşme nedir, yumuşak siyaset falan filan. Bir yerel seçimden sonra genel seçim atmosferine girene kadar ilk miting ne zaman yapılmış diye bakarsanız çok istisnai bir şeyi çok zor bulursunuz. Yok, çok az. Biz 10 ayda 11 tane miting yaptık. Bunlar bir tanesi emekli mitingiydi. A Haber elinde kamera, emekli mitinginde emekli yoktu, CHP'liler vardı demek için fır döndü ve haberi yapamadı. Hepiniz gördünüz. Ben orada gördüğümden gırtlağım düğümlendi. Giyimleriyle, kuşamlarıyla son derece yoksullaşmış, inanılmaz bir emekli kitlesi vardı. Emekçi mitingi yaptık. Atanmayan öğretmenlerle ilgili miting yaptık. Hatta ve hatta tematik mitinglere girdik. Erdoğan'ın memleketinde çay mitingi yaptık, Antep'te fıstık mitingi yaptık, Ayrabolu'da buğday mitingi yaptık, Giresun'da fındık mitingi yaptık, Manisa'da tarım mitingi yaptık çok ürün olduğu için. Yaptık da yaptık. Şu anda da işte sırada hayvancılık mitingi var, Antalya'nın hangi ilçesinde yapılsın. Her yerden bir talep geliyor. İktidara sözümüzü bir kelime eksik söylemedik. Eleştirmeden bıraktığımız bir alan yok. Ama bir şey yapmadık. O zaman da söylemiştim size. Adını biz normalleşme koyduk. Erdoğan bir ara yumuşama dedi. Şimdi terminoloji normalleşmede sabitlendi. O süreçte bitti galiba şu anda sanki. Bence bitmedi. Yani insanlar normalleşme dediği meseleden sürekli bir görüşme. Böyle bir şey yok. Ben o zaman da söyledim. İhtiyaç halinde görüşebileceğini göstermektir liderlerin. Normalleşme birbirinin elini sıkabilme, hatırını sorabilme, bayramda İyi günde, kötü günde arama, bir cenazesi olursa gitme ve taziye verme, bayramlaşma. Bu şu demek, lider kim olursa olsun, onun partisinin üyelerine ve seçmenlerine duyduğunuz saygıdan dolayı o lideri muhatap alma. Ben bunu en çok eleştiri aldığım zaman da grup başkan vekiliyken meclisteki tüm partileri eşit tutarak ve deme de diğer partilerle aynı saygıyı gösterdiğim için Özgür Özel demleniyor, Özgür Özel PKK ile konuşuyor diyorlardı. En çok diyenler şimdi el sıkışmaya başladılar. Belki oraları konuşuruz. Ama ben 5 Kasım gününden sonra
Ne Erdoğan'a, ne Bahçeli'ye, ne bir başkasına hiç hakaret etmedim. Ben öyle yaptığım için hiç de hakaret duymadım. Hiç hakaret davası açmadım. Erdoğan'a da bunu şöyle söyledim. Bugüne kadar hiç hakaret davası yok. Bence bundan sonra da açmayalım. Ama bunu bir saldırmazlık anlaşması gibi değil. Bir siyasetin düzeyini belli bir noktada tutma talebi olarak söylüyorum dedim. Ben en sert muhalefeti yapacağım size dedim. Yapıyorum da ama hakaret etmiyorum, hakaret duymuyorum. Küfür etmiyorum, küfür duymuyorum. Ama en sert muhalefeti yapıyorum. Buna itirazınız varsa konuşuruz. Ve işe şuradan başladım. 1 Ocak günü bütün liderleri arayarak bir tek Erdoğan'ı aramamıştım. Orada da Erdoğan ben genel başkan seçince beni kutlamamıştı. Abdullah Güler aramıştı grup başkanları. Onu aradım. Ama birinci parti olduktan sonra, birinci parti olma sorumluluğuyla iki bayramda da 18 lideri de aradım. Bunda da hiçbir mahsur görmedim. Erdoğan'la da görüştüm, Bahçeli'yle de görüştüm. Koltuk krizi yaşayınca telafi edeceksiniz dedim, tavır koydum. İadeyi ziyarete gelelim dediler. Olur mu? Olur ama benim düzenimde otururuz dedim. Benim düzenimde oturduk. Birileri konuşuyor. Üzerinde çok uzun konuşulabilir. Çok uzun konuşulabilir. Ama bir gerçek var. Mesela Cumhurbaşkanı girecek, bayrak kanununa göre forslu bayrak çekilmesi lazım. Çekmesem bana kimse çektiremez. İsteyin gelsin dedim. Ne için dedim bunu? Bir de geri vermeyin dedim. İsterlerse bize çok lazım olacak dersiniz dedim. Cumhurbaşkanı forslu bayrağı aldık çektik. Bazı beni eleştiren arkadaşlar o bayrağa bakınca bir tek forsu gördüler. Cumhurbaşkanının arabası dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne girerken bütün kanallar bila istisna bayrak çekilirken o görüntüyü çekti. CHP binasına bayrak çekilirken. Hani biz bayrağı indirecektik? Hani biz ülkeyi böldürecektik? Hani biz ezanı susturacaktık? Ben derdimi beni en zor anlayacakları anlatıyorum. En hızlı anlaması gerekenler bir yerlerde direniyor. Burada sözünüzü keseceğim. Kesin buyurun. Şimdi mesela çok eski arkadaşımdır. Abdülkadir bizim Selvi. 2 gündür sizi övüyor, İmamoğlu'nu yarıyor. Şimdi başka örnekler de var. Şimdi Abdülkadir en popüler olduğu için söylüyorum. Böyle de bir olay var. Yani şimdi bu söyledikleriniz eyvallah ama sizin bu şeyiniz hani yumuşama ya da siz normalleşme diyorsunuz falan. Ya normalim normalleşme olayınızı sanki iktidar çevreleri çok promote ediyor, çok şey yapıyor. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii öyle bir şey var ki sizin hiç hoşlanmadığınız birisini övüyorsa o ilk övülen kişinin lehine değildir yani. Bunu kabul etmek lazım. Ama bu işin bunlar yan etkileri ve katlanmak durumundasınız. Şunu söylemek istiyorum. Bence normali liderlerin birbiriyle konuşabiliyor olmasıdır. Şimdi İsrail Türkiye'ye saldıracak dediğinde kapalı oturum talep ettim ve gelsin anlatsın dedim. Eğer lüzum görürsem gider görüşme talep ederim. Şu ana kadar ikinci bir görüşmeyi gerektirecek bir şey olmadı. Normalleşme bitti diyorlar, bitmedi. Ben gerekli görürsem gider Erdoğan'la bir daha konuşurum. Ben Erdoğan'dan 28 Şubat'ı istedim. 28 Şubat paşalarını istedim. Hallettiler. Ben de teşekkür telefonu açtım özel kalemine. Gezi ile ilgili çalışıyor arkadaşlar neler, sonuç alamadık. Sonuç alırsak döner tekrar. Sonuç alabildiniz mi o görüşmelerde? Sonuç aldığımız nokta var, almadığımız nokta var. Ama şöyle bir gerçeklik var. Ben mesela yumuşak siyaset yapma karşılığı bir şey istesem çok sonuç alırım. Ama ben en sert siyaseti yapacağım ama sizinle de gerektiğinde görüşeceğim. Siz de gelirsiniz, ben de gelirim. Devlet Bey'e de gittim, DEM'e de gittim. Ve şu kadarını söyleyeyim. Ben o günden 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkacağımızı biliyordum ve bunun gerekli olduğunu düşünüyordum. Neden mi? Çok basit anladım. Ben siyasete belli yerlerden bakarım. Mesela Manisa'nın Hacaliler Köyü'nden bakarım. Manisa Hacaliler Köyü'nden birisine derdini anlatırken adam sana diyor ki, ya kardeşim tamam konuşuyorsunuz da diyor. Hatta biz kahveye gelince çıkıyor bazıları orada diyelim. Bunu köy ismini örnek olarak söyleyeyim. Kahveden çıkıyor. Ya amcam diyorsun, nereye gidiyorsun deyince, ya sen benim seçtiğim Cumhurbaşkanı'nı tanımıyorsun daha. Ben seni niye tanıyayım diyor. Gidiyor. Ben Cumhurbaşkanı'nın o halde referandumuna, o halde seçilmesine
Ve bu seferki adaylığına birçok yönden itirazım var ve bence ciddi bir meşruiyet sorunu var. Ama üçüncü kez bu meseleyle ilgili sandıktan çıkınca onun seçmeni, onda bir sorun görmeyip sen onun karşısında ayağa kalkmayınca sende bir sorun görüyor kendisine dair. Şöyle olabilir mi? Çok özür dilerim. Sözünüzü kesmek istemem ama bu tek başına değil ama diğer şeylerle bir araya geldiğinde bir bütün olarak belki eleştirilerin hedefi haline getiriyor sizi. Türk evine Cumhurbaşkanı'ndan önce sahip çıkmanız gibi. Onu da orada daha mesela. Henüz orada ne olduğu bile anlaşılmadan şöyle söyleyeyim bakın çok net. Benim gitmem, Cumhurbaşkanı'nın bize iadeyi ziyarete gelmesi, Devlet Bey'e gitmemiz, diğer partilere gitmemiz ve devam eden o süreç. Biz bir kez içe döndük. Ağustos ayında tüzük kurultayında. Çok da iyi bir tüzük yaptık, mütabakatla geçti. Bizim açımızdan büyük bir başarı. 600 bölünmüş bir parti. Neredeyse 38'e karşı 1000 küsur oyla tüzüğünü geçirdi. 81 il başkanı kenetlendi, bizi destekledi. Ama biz içe döndük ya. Bir tek o ay anketlerde biraz düştük. Neden? İçe döndüğümüz için. Millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleriyle meşgul değil ki. O istiyor ki, şunu istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi onun sorunlarını konuşuyor olsun istiyor. Derdine önerilerde bulunuyor olsun istiyor. Ve bunu televizyonda izlemek istiyor. Siz sadece ve sadece AK Parti ile polemik yaparsanız, o polemikteki en hırçın halleriniz ve karşının size verdiği en iyi cevaplar bütün iktidar medyasında, hatta maalesef merkez medyada onlar yer alıyor. Ama siz polemik, kavga, hırçınlık yapmaz, buğday derseniz, emekli ücreti derseniz, emekli maaşının aldığı dana kıymanın her ay ne kadar azaldığını söylerseniz veya seçim istiyoruz, geçim yoksa seçim var derseniz, Cumhurbaşkanı'yla didişmek yerine ekranlarda iyi kötü bu oluyor. Hele hele Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği bir parti, artık birçok eskiden bizi canlı vermeye korkan birçok televizyon bizi canlı veriyor. Ama orada şöyle bir şey var. Demin yayından önce Göksel'le de onu konuştum. En son TRT'ye ne zaman çıktın? TRT'ye ben en son darbeden sonra çıktım ve orada söyledim. Şu anda mesela siz TRT, ki kamu şeyi ama iktidar kontrolü, TRT sizi çıkartmıyor. Ya da iktidar havuz medyası sizi çıkartmıyor. Yani siz yine belli bir medyada... Yanlış anlamayın, öyle değil canım. TRT'ye ne zaman çıktım? 31 Mart akşamı birinci partinin genel başkanı olarak konuştum. Hayır, şey anlamında. Şöyle bir yayına çıktım. Öyle onlara bir sürpriz yapacağım deyip bunu yaptım ya sonra. Şöyle bir yayına çıktınız mı? Yani soru cevap yayını. Çıkmadık. Çıkmadım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İktidar yanlılarına, seçmenine hitap ediyorsunuz. Tamam, hitap etmeye çalışıyorsunuz. Ama iktidar ve bence Cumhurbaşkanı kendisi sizin doğrudan iktidar yanlılarına seslenme araçlarının önünü tıkıyor. Bunda bir şüphe yok ki. İşte ama esas o zaman şöyle bir şey oluyor, pardon. O zaman siz bunları zaten muhalif olan ya da muhalefete yakın olan mecralarda söylediğiniz için oradakiler de diyor ki ya kardeşim bana bunu niye söylüyorsun? Ben zaten sana oy veriyorum diyor. Benim yaptığım işin zorluğu bu zaten. En kolay Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı AK Parti ile her gün polemik yapan, benden usta laf sokacak birisini ben şu anda bizim kadroda görmüyorum. O konuda mahirim. Yıllarca gladyatör gibi ben mecliste çarpıştım. Hiç sorun yok. Ben ayda bir kere size bir tane Hulusi Akar videosu çıkarırım. Bizim taraf çok sever. Gecelerce beni konuşurlar. Muhalefette kaldıktan sonra kime ne faydası var? Ben şu kadarını söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun birinci seçiminden sonra mazbatası iptal edildiğinde de TRT kanalıyla bana yapılan, YSK kanalıyla Ekrem Bey'e yapılmıştı. Ne oldu sonra? TRT'ye de çıkarmadılar. Anadolu Ajansı da vermedi Ekrem Bey. Ne oldu? Millet haklıyı haksızı, iyi niyetli, kötü niyetliyi ayırdı ve bir karar verdi. Bugünlere o iptal kararının üzerine alınan 806 bin oyu alırken milletin bu haksızlıklara karşı çok demokratik bir duruşu bugünleri getirdi. Ben şimdi şu kadarını söyleyeyim size. Ben bizim mahallede alkış almayı en iyi becerecek siyasetçiyim. Bunun üzerine, benim üzerime burada
bu işi yapabilecek çok az kişi vardır. Ben bizim mahalleyi memnun ederim, mutlu ederim ama bizim mahalleyi iktidar etmem için benim bizim mahallenin bazı eleştirilerine rağmen iktidara gönül vermiş ama iktidardan artık yılmış insanlara sesimi duyurmam veya onlara benim bu ülkeye geldiğimde onları itmeden, kalkmadan, ötekileştirmeden hesap, o yani bireysel şeyden söylüyorum. Tek bir seçmenden, ona onun burnundan getirmeden, CHP'liler kadar onun da çocuğunun geleceğinin garantisini sağlayarak, onu da zenginleştirerek, onun da yoksulluğuna çare bulacağıma, benim hakkaniyetli birisi olduğuma inanmaları lazım. CHP'deki elindeki baltayla her gün Erdoğan'la kavga eden Özgür Özel'in dönüşte kafasına onun da baltayı vuracağını sanıyor insanlar. Ha şu değil, AK Parti'nin döneminde suç işleyenlerden elbette hesap sorulur. Yargı sorar hesabını. Benim AK Parti'ye oy veren seçmene biz gelirsek her şey senin için de daha iyi olacağı anlatabilmem lazım. Hakikaten olacak. Zenginleşecek, çocuğu iş bulacak, ülke Avrupa Birliği yolunda ilerleyecek, Avrupa Birliği'ne girecek, vize problemleri bitecek ama sürekli başka bir didişmeyle bu olmuyor. Olmadığı için ve ben de gerçekten de öyle sanıldığı kadar kötü, kavgacı, fena bir adam olmadığım için kendi bana yatılı okul arkadaşım hep derdi. Gerçek Özgür'ü tanısalar çok sevecekler ama hep kavga ederken görüyorlar. Şimdi insanlar beni kavga ederken değil, her zamanki halimle ben Manisa'nın en çok cenazeye giden, en çok taziyeye giden, en çok düğüne giden, eskiden eczacı odası, eczacısıydım. Sonra milletvekiliydim. Sonra grup başkan vekiliydim. Ben öyle birisiyim zaten yani. Ben insanlarla iletişimi çok severim. Kavga etmem ben yani. Geçen ben izleyicilerle arada sırada yayın yapıyorum. Bir Özgür Özel'in muhalefet tarzı başlıklı bir yayın yaptım. Bayağı da katılım oldu. Çok soru yorum geldi. Orada birkaç kişi şu tabiri kullandı benzer şekilde. Özgür Özel sanki Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyor. Evdeki bulgur ana muhalefetse ben pirincin peşinden gideceğim kardeşim. Evdeki bulgur ana muhalefetten öteye gitmiyorsa ben Dimyat'taki pirincin peşine giderim kardeşim. Ne olur en sonunda yani ne olur? Ben kazanılacak bir seçimi kaybettirecek işler yapmam. Bir kere onu herkes bilsin. Ben kendi adaylığımı dayatıp da en doğru adayın seçilmesine mani olmam. Ben 31 Mart kampanyasının Türkiye İttifakı sloganı, kırmızı beyaz renkleri, milliyet, sosyal demokrat, yani sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratları kol kola sandığa çağırma. Normalleşme bu. Biz gittiğimizde seçime gidiyor. Ben Erdoğan'la ne koalisyon kurarım yani. Diyorlar ya acaba MHP gibi mi yapacak? Ya niye yapayım? Ben partiyi iktidar yapmaya çalışıyorum. Ama ben bunu yaparken ortalama seçmenin ne hissettiğine bakarım. Şimdi göreceğiz anketlerde. Hatta ilk anketi sizinden paylaşayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmasına seçmen ne diyor? Ben her şeyi ölçtürüyorum, ölçtürüyorum. 31 Mart seçiminin arkasında 4 büyük başarı var. Bu 4 büyük başarının bir tanesi kampanyanın başarısı. Bir tanesi örgütün başarısı. Bir tanesi doğru adayların belirlenmiş olması. Bu doğru adayların belirlenmesinde ölçme değerlendirme. Eskiden %0.5 harcıyorduk ankete. 6'da birini, %18'ini kampanyanın ankete harcadık. Her şeyi ölçtürüyoruz. Eğer haftaya sonuçlar çıkacak hep birlikte göreceğiz. CHP seçmeninde bir destekte azalma olabilir bu meseleye. Yani o kadar kötü aksettiriliyor ki. Sanki 2017'ye kadar kalkmamışız gibi. Abdullah Gül'e kalkmamışız gibi. Erdoğan'a kalkmamışız gibi. 2021'de kalkmamışız gibi. Geri adım attığınız noktasına getiriliyor. Ya maalesef öyle bir yapılıyor ki şey. Ama o yüzden ve muhalif medyada işte öyledir de böyledir de. Ama göreceğiz. Genel seçmende nasıl karşılanıyor? Genel seçmende nasıl karşılandığı benim için çok önemli. Çünkü gelecek seçimin Cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Seçmen Erdoğan'ın karşısında kalktı diye bana kızıp adaya oy vermeyecek hali yok. Ama bizim partinin sözünü duyabilecek dünya kadar
AK Parti'ye önceden oy vermiş seçmen şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapatmıyor. Birazcık açtı. Bu bütün göstergeler bunu gösteriyor. O yüzden ben her türlü riski, her türlü bedeli ödemeye razıyım. Bu muhalefetten kurtulmak için gerekirse kendimi feda edeceğim. Ama partiye bu seçimi kazandıracağım. Tam yeri gelmişken şunu İktidardan bu, pardon, genellikle muhalefet liderleri bu iktidardan kurtulmak için diye cümle kurar. Bu partinin muhalefeti biliyorum, olmasın. Biliyorum, anladım. Çok güzel. Çok yani şey yaptığım için diyorum. Yani bu partiyi muhalefetten... muhalefetten kurtarmak için. Çünkü biz iktidar olmazsak, ya dönüp baktığınızda, yani bazıları işte bir tanesi çıkmış, biz kimsenin karşısında ayağa kalkmış. Ya partinin oyu %1,5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclisteki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana. Ben devrettim. Pardon, bu aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na verdiğiniz bir cevap mıdır? Hayır. Çünkü meclis... Hayır, onu sorun, onu cevaplayayım. Onu sormak istiyorum yeri gelmişken. Yok ya işte çünkü bir arkadaş... Çünkü meclis çatısı altında vermeyeyim o cevabı ama verilecek cevabım var dediniz. Veririz. Biz sadece yani, halkın önünde ayağa kalkıyoruz. Sorunca veririm de bu o değil yani. Peki. Ben meclisteki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olmadan CHP başarmazsa bu işin başarılabileceğine inanan var mı? Benim bir tane derdim var. Bu iktidar değişmezse Türkiye'de artık bugün sabah işte kreş açılışı yaptık. Orada verdim. 3 çocuktan bir tanesi çocuk yoksulluğunun pençesinde. CHP iktidar olmazsa okulları da pislik götürüyor. Yoksulun çocuğuna okul da yok, yemek de yok, eğitim de yok, gelecek de yok. Türkiye'de gelir adaletsizliği. Ben kimsenin çocuğunun yarışa geriden başlamayacağı bir ülke hayal ediyorum. Ben Türkiye'de milyarlarca dolar servetin kendi iki çocuğuna bırakılmasını ve o servetten yeterince herkesin yoksul çocuklar için vergi alınmamasına da itiraz ediyorum. Ben bir kişinin bu kadar çok servet kümelemesi yapmasına da itiraz ediyorum. Ben asgari ücretin veren için çok fazla, alan için çok düşük bu tuhaf düzene itiraz ediyorum. Bu işi değiştirmek için bu ülkede sosyal demokrat, sol bir iktidarın gelip halkçı politikalarla herkese solun aslında öcü değil de adil gelir paylaşımı için çok iyi kalpli bir melek olduğunu göstermesi lazım. Bunun için bir seçim kazanmaya ihtiyaç var. Bunun için eski inatları terk etmeden başaramayız. Bütün meselem bu. Tam bu bağlamda biz izleyicilerimizden, bize destek olan izleyicilerimizden size soru yöneltmelerini tabii istedik. Mehmet Tolgay Çırakoğlu'nun tam bu söylediğiniz bağlamda çok, bence çok iyi bir şeyi var. Diyor ki... seçmeni gözünde canlandırıp heyecanlanacağı Türkiye vizyonu nedir diyor ve devam ediyor. Bu vizyonda 1930'larda Atatürk ile 1970'lerde Ecevit'in söylediklerinden yeni ne var? Çok doğru bir şey söylüyor. Tam bunun için ilk kez 6 gün kurultay yaptık. 6 gün. İlk günü Sivas'ta sembolikti. İkinci günü tüzüğün hazırlık günüydü komisyonun. Üçüncü günü tam bir mütabakatla partiyi nasıl yöneteceğimize karar verdik. Normalde orada güle oynaya dağılıp zaferimi ilan etmem lazım. Ben dedim ki işin kolay kısmı bitti. Zor kısmı. Program kurultayının ilk iki günü. Sosyalist Enternasyonel'den 24 ülkeden birer kişinin de geldiği, bütün delegelerin 29 yuvarlak masada oturduğu, böldüğümüz, bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? İnsanlara bu soruya ne cevap vereceğiz? Çalıştığımız iki gün çalıştık. Şimdi 81 il 973 ilçede halk buluşmaları, örgüt buluşmaları, karma buluşmalar, meslek örgütleriyle yapılacak görüşmelerle CHP önce kendini gidip talep toplayacak. Ey fıstık üreticisi, ne olursa bana oy vereceksin, ne istiyorsun? Ey çay üreticisi, derdin tasan ne, senin için ne söyleyeyim? Bir bütün halinde tarımda destekleme sistemi nasıl olmalı? Dünyaya bir bakın, bunu başaran ülkeler. Türkiye'de etin sütün ithal gelmemesi için kendine yeten bir tarım hayvancılık, kendine yeten bir tarım politikası için makro ne diyeceğiz? Kalkınmada bizim ekibe bakın. Mesela benim MYK masamda kim oturuyor? Volkan Demir. MYK üyesi olduğu güne kadar Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanı. Türkiye'nin en iyi maliyecilerinden, mesleğe girme sınavını mali müşavirlerden yapan hoca. Profesör geldi masada oturuyor. Yanında Yalçın Karatepe.
Mülkiye'nin efsane makro ekonomist hocası, iktisat hocası oturuyor. Selin Sayıkböke, Arjantin meselesi, yani Arjantin'de tanıyorlar kriz çözümlemesi, ekonomik krizden çıkış için benim masamda oturuyor. Bu arkadaşlar makro ekonomistlerle tartışabilecekleri en iyi vizyonu hızla hazırlayacaklar, hazırlıyorlardı zaten. Şimdi onu TÜSİAD'ından da, işçi sendikasından da, ekonomi hocalarıyla da, dünyadaki ekonomi yöneticileriyle de gidip çalışacaklar. 6 ay sonra benim, o sırada boş değil tabii, her adımında iletişimini yapacağız. Yani soruyu soran arkadaş benim sahada bunu aradığımı ve bunu konuştuğumu da görüyor olacak 6 ay boyunca. 6 ay boyunca CHP'nin tüm yöneticileri, tüm milletvekilleri, akademisyenler 973 ilçede sorunları bildiklerini söyleyecekler. İlavesi varsa kaydedecekler. Çözüm için ne bekleniyor? Bu CHP'ye hangi şartta oy verirsin sorusunu da arayarak partinin yepyeni, kolay okunabilir, daha kısa ve gelecekteki hemen arkasından CHP'nin tutum belgelerinin, politika belgelerinin ve propaganda evrak ve söylemlerinin üretileceği programını yapıyoruz. İlk günden bunu vaat etmiştim. Planladığım şekilde de nokta nokta gidiyoruz. Ben dedim 4-9 Eylül arası bunu yapacağız. Son 3 günü bu olacak diye. Ve şundan emin olun. Bugün biraz önce Çekmeköy'de bir konuşma yaptım. Belki hani imkan olur bakılır. Ekonomiyle ilgili hazırlıkların Çekmeköy'de anlatılması gereken kısımlarını anlattım. Satın alma gücüyle, çocuklarla, yoksulluğun yönetilmeyip nasıl yok edileceğini anlattım. Ve çok olumlu reaksiyon. Ben bunları tabii birer pilot konuşma olarak görüyorum. 973 ilçeden gelecek bildirimler, Avrupa'dan aldıklarımızla birlikte ortaya koyacağımız vizyon tam da aradığı şey. Ama mesela ben kendisine şunu söyleyeyim. Ecevit geldiğinde sendika kanununu söylüyordu mesela. Ecevit geldiğinde emekliliği söylüyordu. Ecevit geldiğinde sosyal adaleti söylüyordu. Toprak reformu söylüyordu. Yapamadı ama söylüyordu. Ecevit geldiğinde ortaya koyduğu bir vizyon vardı. Biz bundan sonraki süreç için Türkiye'nin birinci hedefini Avrupa Birliği'ne tam üyelik koyuyoruz. Onun için de teker teker sayıp da milletin bıktığı kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü hepsi çok önemli. Hepsi çok önemli. Zenginliği ve kalkınmayı getirecek olan bunlar. Ama bunları konuşarak değil, halkın anlayacağı dilden ekonomi konuşarak ve hedef koyarak. Bir kere söyledim, yer yerinden oynadı. Alım gücü 10 kat artacak diyorum. Onlar 6-0 attılar paradan diyorum. Ama gelirden de attılar, giderden de. 6-6 berabere. Ben 1-0 olacak, bizim olacak diyorum. Ve sadece fiyatlardan birer sıfır atacağız diyorum. Diyorum ki 800 liralık pirzola 80 lira olmasın mı? Alkışlıyorlar. Benim bulunduğum ortamda insanlar konuştu siz bunu söylerken. Devamında da şunu söyledim. Nasıl diyorlar? Nasıl dedikleri nasıl? Büyümeyle nasıl olacağını anlatıyoruz. Hayır, yani 6 ay sonra siz bu sözü... 6 ay sonra olmayacak mı? 10 yıl sonra olacak diyorsun. Ama pardon, artan bir trendle. Sorum o değil. 6 ay sonra siz bu çalışmanızı tamamladığınızda bu sorunun cevabı da gelecek mi herkesin önüne? Elbette gelecek. Biz bir kalkınma tarifi ediyoruz. Milli gelirin artacağı, işte 50 bin dolarlara çıkacağı, satın alma gücünün gıdada 10 kat artacağı bir zenginleşmeyi topluma yaymaktan bahsediyoruz. Ve diyoruz ki elindeki maaşın aynı maaş olacak ama işte 550-600 lira olan dana kıyma 60 lira olacak. İşte tavuk kanat 33 lira olacak. Bilmem ne bu olacak. Orada bir de rakı 1400 değil 140 lira olacak dedim. Sadece rakıyı konuştular günlerce. Ama hiç olmazsa tabii bir de şöyle bir şey var. Hırs alır gibi, öc alır gibi vergi konulan rakıdan da normal devlet gibi vergi alacağız. Ayrıca yani onu da söyleyeyim. Ben ama paranın satın alma gücünü söylüyorum. Ve bu meseleye inandıracağız insanları. Şu var. Bakın. Büyük sorun şu. İnanan inansın, inanmayan seçmene sorsun, seçmen onu inandırsın. Tayyip Bey kimse görmeden seçmenin kulağına şunu fısıldıyor. Evet biliyorum, açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, oyu bir kez daha bana vermeyiz. Yoksa vatanı böldürecekler, yoksa bayrağı indirecekler, yoksa ezanı dindirecekler. Bunlar terörist. Ya biz buna teslim olur seçim kaybettik arkadaş. Hadi bakalım. Şimdi demiyorlar mı insanlar konuşurken? Ya bunlar bayrağı indirecekti ama CHP binasına Cumhurbaşkanı forslu bayrak çektiler. E madem öyle demezler mi? Niye elini sıktın? Niye konuştun? Normalleşmenin bizden başka
Türkiye'ye de çok faydası var ama en çok şeytanlaştırılanlara faydası var. En çok ötekileştirilenlere faydası var. Benim anlatmaya çalıştığım mevzunun özü bu. Yoksa Tayyip Bey orada otururken ben son 6 senedir oturdum orada. Kalkmadım ama kimse bir yana gelip madalya takmadı. Ayağa kalktım, bundan da madalya takmadılar. Ama o ayağa kalkmayı herkes gitsin. Bugüne kadar hiç CHP'ye oy vermemiş AK Partili ve MHP'li seçmen ne diyor diye bir sorsun. Hatta CHP'liye de sorsun. Manipüle edilmemiş ve böyle televizyon kanallarındaki haksız hakarete varan saçma sapan Tayyip Bey'in önünde el pençe divan durdular bilmem ne falan. Alkışlamayacağız dedim. Alkışlan. Giderken de tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi konuşmadığı için bir de gelip de el sıkışmadığı için kalkmadım giderken ayağa. Bir daha geldiğinde bir daha kalkacağım. Eğer bir daha geldiğinde bir daha kalkacağım, bir daha kalkacağız. Ben seçmene, senin kararına saygılıyım ama ülkeyi ben daha iyi yönetirim. Şimdi konuyu değiştirmeyelim, Kılıçdaroğlu soralım burada. Burada Kılıçdaroğlu soralım çünkü Kılıçdaroğlu'nun söylediği biz yalnızca halk için ayağa kalkarız sözü. Size Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sorulduğunda dediniz ki bunun yeri burası değil. Ama söyleyeceklerim var. Söyleyeyim. Şöyle Kemal Bey saymış kimler için ayağa kalkacağımızı. Ben onların hepsi için miting yapmışım yerel seçimden beri. Eskiden bize diyorlardı ki meclisten çıkın hey veya ben de tweet atarım sen bir şey yap. Ben o fıstık üreticisi için miting yaptım mesela. Ben emekliler için miting yaptım mesela. Ben asgari ücret artmıyor diye Gebze'de, Gebze gibi ilçede 100 bin kişilik miting yaptım mesela. Veya işte 70 bin kişilik, emekliler 120 bin kişilik. Ben Kemal Bey kimler için ayağa kalkacağını söylüyorsa ben onlar için ayağa kalktım. İlave de söyleyeyim yani. Mesela ben Gebze'de karar açıklanırken tren faciasında gittim o annelerle birlikte hem seçimden önce hem seçimden sonra gözlerinin içine baktım mesela. Yani kimin mücadelesini yalnız bırakmışız da oturmuşuz onlar verken. Ben onlar için ayaktayım. Ama ben Tayyip Bey'e oy veren seçmen benim seçimime saygı vermeyeni ben ne dinleyeceğim kardeşim demesin diye ve makama saygıdan ve seçmene saygıdan ayağa kalktım. Bunda da hiçbir mahsur görmedim. Çünkü beni tanıdığı halde hayal kırıklığına uğrayan varsa gerçekleri duyunca, düşününce zaten beni affeder. Ama asla beni dinlemeyenler şu kadarcık kulak kabartıyorsa o kulağının içine ben şunu fısıldama imkanım var. Sen bu açlığa, yoksulluğa mahkum değilsin. Benim bayrakla bir derdim yok. Benim vatanla bir derdim yok. Ben herkesle birlikte olabilirim. Bu ülkeyi kuran iradeyim. Ama seni bu yoksulluktan ben kurtarabilirim. Ben o kulak açılacak mı ona bakıyorum. Onun için de her riski alıyorum. Hiç kusura bakmasınlar almaya da devam edeceğim. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Kemal Bey'in şahsına değil. Ama mesela eskiden de yönetici olup ayağa kalkmayan 4 arkadaş var. O mesela o arkadaşlar geçmiş dönemlerde biz böyle tartışırken Kemal Bey'e sorun yalanlamayacaktır. Ben odasına son anda kendilerine sorun. Biri çok yakınım, biri çok muhalifim. Kemal Bey'e bir imkan olduğunda sorun. Dokunulmazlık oylamasından önce ellerimle götürüp sorun mesela Zeynep Altok şu an bana muhalif. Senin anında çok yakın. İkisini bir son bir siz sorun lütfen diye soktum. Bundan bir saat önce 4 kişi birlikte gittik. Vela Baba, ben, Selin Hanım ve Zeynep Altıok. Dedik ki grubu oylamaya sokmayalım. Buradan büyük bir hata olur. Dokunulmazlıklar kalkar. Siyasi tutuklamaların hesabını veremeyiz. Bunlara güvenilmez. O gün biz memleketimize gidersek vereceğimiz hayır oyunun hesabını veremeyiz deyip Tayyip Bey'le birlikte oy kullanılmasını savunan arkadaşlar bugün ayağa kalkmamak suretiyle Tayyip Bey'e direniyorlar. Ve işte benim kararımın hilafında hiçbirisine bir kırgınlığım yok. Çünkü zor bir karar. Bana diyorlar ki 2 gün önce söyleseydin, 2 gün önce söylesem belki ben de kalkamazdım. Niye, nasıl olur dediler. Çünkü bu haber sızacaktı o gün sızdığı gibi. Konuşulacaktı. Benim babam beni arasa, 1943 doğumlu Türkçe öğretmeni, TÖBB'lerin kurucusu Telat Hoca. Oğlum onun karşısında ayağa kalkarsan hakkımı helal etmem dese nasıl kalkacağım ben ayağa? Hepimize böyle telefonlar gelecek. Liderler bazen böyle kararlar alırlar. Sevabı partimin boynuna, günah benim boynuma.
Sorumluluk benim. Ve bütün seçmenlere şunu söylüyorum. Herhangi bir milletimiz ayağa kalktı diye ona kızan varsa onun bir suçu yok. Sorumluluk benim. Evet. Sen... O zaman bir izleyici sorusuyla daha devam edip böyle geçelim diğer başlıklarımıza, süremiz el verdiğince. Doğan Özkan sormuş izleyicinin. O aynen okuyorum. Diyor ki Özgür Özel partinin kapılarını halka açacak mı yoksa parti bürokratlarıyla iş görmeye devam mı edecek? Bu cümleyi kurmuş. Sokakta mücadele eden, halka destek olmadan, halkı yanına almadan nasıl iktidar olmayı düşünüyor? Şimdi benzer bir şeyi Veysel Havaoğlu da sormuş. O diyor ki CHP elitleri. Şimdi CHP elitleri diye bir kavram var. Yani böyle bir şey var. Görüşürüz. Herhalde bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Yıllardır. Şimdi birincisi şu. Tam dediğini kurultayda ben söyledim. Yani YouTube'dan baksın Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı Özgür Özel konuşmasında. Herhalde 70. dakika falandı. Ben şunu söyledim. Ben bu partiyi seçilmişlerle yöneteceğim. Partiyi bürokratlarla, atanmış danışmanlarla yönetmeyeceğim. Partiye girdim. 23 oda boşalttık. 70 küsur arkadaş artık partiye gelmiyor. İçlerinde dernekler bile vardı. Bir tane hatta böyle bir tane kılıç hediye etmiş Kemal Bey'e. Demiş ki değişimciler için kılıçlar çekildi. Dedim ki Kemal Bey'e lafım yok ama onun alnını karışlarım demiştim kurultay konuşmamda da. Bizi kılıçtan geçirecekmiş değişimcileri. O arkadaş bir de bizim tefrişatı beğenmemiş. Kendine böyle saray odası gibi oda da yaptırmış. Odayı boşaltırken 1 Nisan'da görüşürüz Özgür Özel diye gitti. Kimler kimler gitti? Ben sağın gönlünü almak için sağdan gelen çeşitli yapıları, bir de geldikleri yerlerde de çok karşılığı olmayanları partiye danışman yapmak yerine sağ seçmenin irrite olduğu bir takım inatlardan uzak durup meramımı anlatmayı tercih ediyorum. O boşalan odalarda ne var şimdi biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün 7 tane, 8 tane il ve ilçe başkanları geldiğinde Ankara ofisi olarak kullanıyorlar, randevularını veriyorlar. Çay, kahve, bilgisayar yazıcı olduğu 81 il başkanının biz bugüne kadar böyle bir şey görmedik dediği odalar onlar. Ben oraya o kerameti kendinden menkul danışmanlar yerine örgütümü oturttum. Seçilmişlerle yönetiyorum. Bir tane maaş almayan danışmanım yok. Maaş alan meclisten ya da partiden hakkımız olduğu kadar danışmanlarımız var. Basın danışmanı, sosyal medya danışmanı falan onlar var. Ama kerameti kendinden menkul. Geçmişte Kemal Bey'e oy vermemiş hiçbir danışmanla çalışmıyor. Peki şimdi anketlerden bahsettiniz. En son çıktığınız yayında da bahsettiniz ve olumlu olarak şey yaptınız. Ama ben en son dün Hatem Ete ile biliyorsunuz Panorama TR benim çok güvendiğim bir kurumdur. Ve şeydir. Ben de güvenirim. Evet. Hatem Ete'lerin Eylül ayı araştırmasında kıl payı AKP sizi geçiyor. Bir önceki ayda biz 1.3 öndeydik. Bu ay 0. Evet. Yani hata payı için. Evet. %2'lik hata payı. Dün ben yayın yaptım. Onu yorumladık. Sorsanıza ne oldu da düştü acaba? Evet. Ne oldu da düştü diye sorunca o CHP'nin ilk başta Göksel'in dediği gibi gündem belirlemekten ziyade iç meseleleri nedeniyle bir yıpranma süreci. Şunu söylüyor. AK Parti'de oy artışı yok ama CHP'de azalma var. Evet ama hala 30'un üstündeyiz. Hala AK Parti'de... Şeyleri dağıtmadan onlar bu sefer kararsızları dağıtmamışlar. Kararsızları dağıtırlarsa 33-34 oluyor. Ama şeyi de söyledi mesela bir önceki seçimde genellikle daha önceki kararsızlar iktidardan olurdu ama bu seferki kararsızların içinde son seçimde CHP'ye oy vermiş insanlar da sapladı. Çok önemli. Yani bu son dönemde özellikle CHP'de bir takım işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Tam bunu söylüyorum. Yani son dönem dediği, onun ölçüm yaptığı tarih aralığı bizim kurultayla uğraştığımız ve kurultayı yeni bitirdiğimiz, kurultaydan önce de bir ay boyunca birbirimizle meşgul olduğumuz aralık. Bu normalleşmede işte 1 Ekim dozu falan diyorlar. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz, tabii ben Ate Bey'in kırılımlarına bakmadım ama baktığım kırılımların tamamında
Biz kendi içimize dönünce AKP'li ve MHP, AKP'li ve MHP'li ve son seçimde bize oymuş, oy vermiş seçmen kaçıyor. Kararsıza geçiyor. Ben bunlar yine başladı birbirine uğraşmaya diyor. Ben bundan sonraki aylarda geri geleceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şunu çok net görmek lazım. Bugün kararsızların içinde son seçimde CHP'ye oy vermişler var tabii. Nasıl var? Onlar bir önceki seçimde AK Parti'ye oy verdi. Biz bu seçimde onlardan biraz önce söylediğim şekilde oy aldık. Şimdi o insanlar bize bakıyorlar. Normalde bizim parti oyumuz 5 parti birden 25 iken 38'e çıktı. Bu 38'in bizde kalmasını kim bekleyebilir? Elbette düşecekti. Marifet 25'e düşmesin. Eski kodlarına dönersen 25'e düşersin. Doğru bir siyaset yaparsak tutabildiğimizi tutarız. Biz şu anda 22 yıl boyunca ilk kez 31 Mart gecesi ve anketlerde ilk kez 31 Mart'tan sonra AKP'yi geçtik. HTMT'de yani Panorama TR'de bu ay, geçen ayda şeyde vardı, Metropol'de vardı, Özer Beylerinkinde vardı. Bu ay o Metropol'de yükselmişiz, Panorama'da bir tık düşmüşüz, Metropol'de kafa kafaya gelmişiz. Onlar 2 puan düşmüş, biz 2 puan çıkmışız falan. Ama Panorama Ağustos çalışmadı. Eylül'de, Eylül ortasında, Ağustos'tan Eylül ortasına kadar olanı yaptılar. Ben de takip ettim. Tam bunu söylüyorum. Kendi içimize dönersek AKP ve MHP'den bize gelen seçmen kararsıza geçiyor. Biz Türkiye meselelerini konuşur ve doğru bir dil tutturursak bize geliyorlar. Bu kadar ne? Bir Ekrem İmamoğlu'nu sormasam olmaz. Tabii. Şimdi bir Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ayrıca sormak lazım elbette ama diğer yandan bunu bir deprem bilimci olarak şöyle tanımlayayım. Önümüzde bir karar var, süreç geliyor, istinaf mahkemesi. Depremde biliyorsunuz şöyledir. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası üzerinden yapılır bütün stratejik planlar. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun istinaf mahkemesinden çıkacak olan karar, öncesi karar çıktığı ve sonrasına dair CHP'nin nasıl bir stratejik planı var? Bu konuda CHP ne yapacak konusu çok önemli. Şimdi olası bir krizden sonrasına hazırlanan stratejik plan hazırdır, bir yerde durur. O ilan edilmez. Onu benden istemeyin. Ama hazırız. İki, normalleşmemesi lazım bunun. Bakın ben bunu bizim toplantılarda da söyledim. Sanki bu kararın ilan edilmesi normalmiş, beklenen bir şeymiş, edilebilirmiş gibi yapmamak için o güne hazır mısınızı çok konuşmamak lazım. Ama eğer ki böyle bir onama kararı çıkarsa yapacağımız her şey, atacağımız her adımı hem uzman yani MYK'dan ve İstanbul Büyükşehir'den, İstanbul İl Başkanlığı'ndan arkadaşların bir araya geldiği bir uzmanlık heyeti, 2-3 toplantı uzun uzun çalıştılar. Bu toplantıların birine Ekrem Bey de katıldı, birine ikimiz birden katıldık. O basına da yansımadı. İlk kez siz de söylemiştiniz. Tekin, Emirgan'daki Beyaz Köşk Tekin'i biliyoruz galiba. Takip eden pazar Ankara'da evet. Bir araya geldik. Ekrem Bey de katıldı, biz de katıldık. Üzerine gayet güzel bir şekilde de çalıştık. O konuda hazırız. Ama orada istinaf kararı ile ilgili şöyle bir şey. Onu da geçen gün birileri yalan yanlış yine şey yapmış. Bir tek orayı. Benim tahminim istinafta bunu onayabilirler. Yargıtay sürecini uzatabilirler. Ve hep bizi şu tartışmada tutmak isteyecekler. Ekrem İmamoğlu siyasi yasak alacak mı? Alırsa aday olamayacak, kim olacak? O mu olacak, bu mu olacak? Bu tartışmanın bir satın alanının bizim örgütümüzde olmaması lazım. Sözüme değer veren herkese diyorum ki bir, bu istinaf kararı çıkmamalıdır. Çıkarsa burunlarından getirmeliyiz. Çok ciddi bir mücadele vermeliyiz. Ama lütfen aday kim tartışmaları yerine Ekrem İmamoğlu'nun nasıl iyi belediye başkanlığı yaptığını görüp, görünür kılıp anlatmalıyız. Milletin gönlünde orada yükseldikten sonra adaylaşma süreci kolay. Bu adı geçen diğer adaylar için de böyle. Adayım demekle milletin gönlüne giremez. İşini yapıp, güzel şeyler yapıp, insanların tercih ettiği birisi olduğunda aday olabilirsin. Ben kimsenin adaylığına partinin genel başkanı olarak çelme takmayacağım. Ama şöyle bir şeyi de görüyorum, şöyle bir şeyi. İktidar medyası CHP'de aday tartışmasını erken başlatmayı çok istiyor. Ve buna maalesef alet olan, buna hizmet eden yaklaşımlar var. Gerçekten samimilerse, bu iktidardan kurtulmak istiyorlarsa
bizi buraya çekmek yerine bizim adaylarımız, ismi geçen adayları işlerini yapmaları noktasında onları rahat bırakmalarını isterim. Şimdi Özgür Bey, çok sayıda, yani hakikaten çok sayıda kişiden, kimisi izleyici, kimisi okur, kimisi yakın çevremden, yemin billah ediyorlar ki Özgür Özel Erdoğan'la parlamenter seçime geçmek için anlaştı. Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak, Özgür Özel de başbakan olma hesabı yapıyor. Şimdi böyle bir anlaşma... Çünkü o konuşma iki kere bir araya geldiniz. Böyle bir anlaşmam olmadığı gibi kamuya açık tüm alanlarda, sorularda cevaplıyorum, tekrar cevaplayayım. Ben mevcut anayasaya uymayan biriyle anayasa değiştirmem. İçeride Gezi davası duruyorken, Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmuyorken, AİHM kararlarına uyulmuyorken, anayasa özenle sürekli çiğneniyorken bir kere anayasa masasına oturmayacağım ki. Oturmayacağım. O yüzden böyle bir risk yok. Kimse şey yapmasın. Kayıt altında söylüyoruz. İkincisi, parlamenter sisteme gitme konusunda anlaştığım kişilerin arasında Erdoğan yok. Cumhuriyet Halk Partililer var. Bunu vatandaşlara da önereceğiz. Partimizin yönetim sistem önerisi güçlü bir parlamento. Bunu bir geçiş dönemi sonunda geçeceğiz. Ve o süreçte bunu yapmak için bizim Erdoğan'a değil, gelecek seçimlerde milletimizin desteğine ihtiyacımız var. Erdoğan'la niye anlaşayım? Ben Erdoğan iktidarını sonlandırmak istiyorum. Erdoğan'la niye anlaşayım? Peki, Türk evinde hakikaten rüşvet verilmediğini mi? Bakın, yok, onu çok net anlatayım size. Yani biz ama çünkü o şeyi dinledik ve yani şimdi iddianame var. Verildi, verilmedi bilemiyoruz. Orada yargılama süreci ama Amerika'da özellikle New York'un bir numaralı gündem maddesi. Şimdi iktidardan daha herhangi bir şey gelmeden sizin o konuşmayı yapmanız açıkçası yadırgatıcı ya. Sizin bunu sadece bir tweet başlığından takip etmeniz de yadırgatıcı. Çünkü ben o konuşmada o gün sadece bunu söylemedim. Bakın şunu söyledim. Bir, Türk evindeydik. Büyükelçimiz, daimi temsilci, başkonsolos, Kıbrıs Cumhurbaşkanı'yla ve gazetecilerle sohbet ettik. Çıkışta da kapının önünde. Türk evi yazan bir yerde olsun istedim. Yoksa büyükelçi dedi ki Ahmet Bey, istediğiniz herhangi bir yerde yapın dedi. Dedim ki ya burada değil, böyle bir Türk evi yazsın, görünsün dedim. Kapının önünde bu açıklamayı yaptık. Ben oradan çıktığımda daha o iddianame ortaya yeni çıkıyordu. Daha hiç okunmamıştı. Yanımda büyükelçimiz var. Yani iki adım arkada arkadaşlarım var. Bana soruyorlar. Ben dedim ki Türkiye rüşvet verecek bir ülke değil. Kaldı ki bu adamlara öyle bir jest yapıldı ki Amerika'ya, Ankara'da. Bunun için burada para vermeye falan gerek yok. Daha büyük jest yapıldı. Ancak eğer bir rüşvet alan varsa Amerika çok güçlü bir hukuk devleti. Yargıdan kaçamaz. Videoyu açacağım. Lütfen onu şey yapın. Var aslında da Twitter hesabında duruyor. Türkiye çok güçlü bir, Amerika çok güçlü bir hukuk devleti. Yargıdan kimse kaçamaz. Bu konuda herkesin güveni tam. Rüşvet alındıysa ortaya çıkar, cezasını çeker. Eğer birisi Türkiye adına rüşvet verdiyse yanlış yapmıştır. O da cezasını çekmelidir. Türkiye'yi de rezil etmiştir. Bu ertesi gün Sözcü'de 3. sayfada sayfa manşeti. Türkiye'yi rezil etmiştir rüşveti veren. Ama ilk cümle Türkiye rüşvet verecek bir ülke değil. İşte şimdi adlarını söylemeyeyim. Hani böyle bir Twitter üzerinden haber şeyleri var ya. Bir tek bunu veriyor. İkinci el piyasada bu öyle bir köpürüyor. 3-4. Ya Özgür Özel bunu nerede dedi diye kimse dönüp bakmıyor. Ben bunu, bu cümleleri Amerika'da, Amerika'dan ayrılmadan, uçağa binmeden önce rüşvet iddianamesi çıktığını öğrendiğim anda Anka Haber Ajansı'na yaptım, canlı verdiler. Twitter hesabımda duruyor. Ve herkes göya ana muhalefeti takip ediyor. XXX Haber diye bir haber sitesi. Özgür Özel Türkiye rüşvet verecek ülke değil diyor. Sonra XX adlı muhalif arkadaş YouTube kanalına çıkıyor. Yazıklar olsun, Erdoğan'dan önce savunmak sana mı düşer diyor. Ya savunmak ne? Verdiyse rezil etmiştir. Yapan cezasını çeksin. Belediye başkanı da çekecektir. Ama onlara yapılan jest bundan fazla diyorum. Kişiler gider, bina kalır. Bir de ben kendi binamı tartışmaya açma meselesini daha iddianameyi görmeden Amerikan basını soruyor pat diye. Türkiye
rüşvet verecek bir ülke değil. Veren yaptıysa yanlış vermiştir. Lafından yargılayan da yargılasın arkadaşlar. Şimdi birçok izleyicimizin, CHP'ye oy verdiğini söyleyen birçok izleyicimizin genel ruh hali şu. 31 Mart'ta beklemedikleri kadar büyük bir başarı elde etti CHP. Ve bunda açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmaması ve genç, dinamik bir isim olarak sizin olmanızın çok etkili olduğunu söylüyorlar. Ve bir anlamda 31 Mart'tan sonra sizi keşfetmeye, yani sizi daha önceden grup başkanlık fikri falan olarak biliyorlardı ama bir lider olarak keşfetmeye ve benimsemeye başlıyorlar. Ama daha sonra o kadar çok CHP kendi içinde meseleler, mesela televizyonların birçoğunda bugün biliyorsunuz tartışma programı denen şeylerde sadece CHP konuşuyor. Biliyorsunuz ve CHP kimlikli bir takım isimler, geçmişte milletvekilliği vesaire yapmış bir takım insanlar sürekli olarak CHP hakkında kulis haberi bilmem ne diyerek bir şeyler söylüyorlar ve insanlar da bundan sonra bunların etkisiyle şey oluyorlar, nasıl söyleyeyim, bir uzaklaşmaya başlıyor ya da anlam veremiyorlar. Şimdi bunları konuştuk yayın boyunca ama bu şunu özellikle merak ediyorum. Siz birinci partisiniz en son seçim itibariyle. Bayağı bir gücünüz var, tarihiniz var. Niye bunlara, hani bu tür şeylere müdahil olamıyorsunuz? Müdahil olmak dediğim şey anlamda değil. Onu susturmak, bunu susturmak değil. Mesela demin anlattığınız şeyde, ne derler, Türk evi meselesindeki mesela o söylediğiniz şeyler niye öne çıkamıyor? Yani durun arkadaşlar, o öyle değil, böyle. O aslında böyle değil, şöyle. İyi egemen kılmada, kamuoyu oluşturmada bir anlamda, PR yapmada, CHP'yi pazarlamada değil. Niye iktidar sizden önce? Şöyle, iktidarın çok büyük bir gücü var, çok büyük parası var. Bu devirde bir haberin yayılması organik yollara bırakılırsa, eğer karşı taraf bunda ciddi bir bütçe ayırdıysa, o böyle amip gibi çoğalıyor. Sizin haberiniz ise böyle yavaş yavaş ilerliyor falan. Böyle güçlükler var. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanamamak, hep kaybetmek üzerine seçmeniyle arasında kuramadığı bir güven ilişkisi var. Bir güvensizlik ilişkisi var. Yani seçmeni, hani üyelerde daha az, seçmende daha çok, yöneticilerde biraz daha az. Ama şöyle bir şey var, yani yine kaybedeceğiz. Yine yanlış yapacaklar. Şimdi yerel seçimlerde ben bu başarı beklenenin üstünde diyor. Sizin yayınınızda da söylemişim, bir kesitini izledim. Sonra İsmail Küçükkaya çok çok yapıyor. Diyorum ki Bursa'yı alacağız, Balıkesir'i alacağız, Manisa'yı alacağız, Denizli'yi alacağız, Afyon'u, Uşak'ı alacağız. Onu bırakın, Kütahya'da sürpriz yapıp alacağız diyorum. Bakın Ege'de bilmediğim il yok. Dönüyorum diyorum ki Kastamonu'yu alacağız, Kırıkkale'yi alacağız. Hepsini söylüyorum. Söyleyip de bir kilise alacağız. Kiliste sürpriz potansiyeli var demiş. Çünkü ölçme değerlendirme diye bir şey var. Ama inandıramadık insanları. Ve belki inansalar da daha iyi olacaktı. Yani en az şey. O yüzden bir de geçmişte sürekli yapılmış hatalar ve benim bir dezavantajım. Ben çok açık bir insanım. Ben her soruya cevap veririm. Ben iki şey yapmam. Kin tutmam ve bir şeyi gizli tutmam. Bu tabii ki görevim gereğince gizli tutmak gereken şeyler ayrı. Ama siyasette böyle aslında birine bir düşmanlık yapacaksam, bir kötülük yapacaksam, öyle bir hırsım, kinim varsa onu ilk kendisi bilir. Ben seni aday yapmayacağım arkadaşlarım. Başkaları öyle yapmaz. Günü gelince yaparlar. Ben bir şey yapıyorsam bir karar... Ya söylediğinizi çok iyi biliyorum. Eski CHP döneminde zamana bırakılmış intikamlar çok yaşandı. Ben hiç yapmadım. Mesela ve kesinlikle ve kesinlikle de şöyle bir şey var. Eğer bir şey yapıyorsam doğru olduğunu bildiğim için yaparım. Bir şeyim var, annem der, o çok inattır, çok der. Bir şeye inanırsam ondan vazgeçmem. Doğru olduğunu inanırsam. Ama bir şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsam asla onu tekrar etmem. Arkadaşlarımın uyarılarını da dinlerim. Ama çok temel bir şeyde ilerliyorum ben. İlerlediğim mesela, yani bu partide liderin bir yerde kullanacağı bir inisiyatif varsa o da
kendi kitlemizi memnun edeceğiz diye toplumun %60'ının, 70'inin bize kulak tıkadığı yüksek sesli ve hırçınca bir muhalif siyasetin sonuç getirmediğine inandığım, gördüğüm için. Bunun için de kimseyi zora sokmadan, ne adayları ne başkalarını, riski kendi üzerime alarak, sorumluluğu kendi üzerime alarak ilerliyorum. Mesela geçen gün Melike Demirhan, çok kıymetli birisi benim için. Eşimle 17 yaşından beri dinleriz. Böyle bir tane kaset çalarımız vardı. Orada arkadaşı çevirir çevirir dinlerdik. Didem dedi ki ya Melike Demirhan sana kızıyor biliyor musun dedi. Sosyal medyadan gösterdi. Aradım telefonunu buldum. Kızıyor. Haklı birçok şeyde. Aynı şey gibi işte. Niye bunu yaptınız? Size dedim ya. Amerika'da bunu demiştim. Melike Demirhan diyor ki ya Bahçeli'ye niye şunu 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 demediniz? Meclisteki resepsiyonda dedim ki 80 yaşında bir insan gelmiş iki elimle elimi tutmuş. Bunları söylemiş. Ben dedim ki ona oradan kesiyorlar devamında var. Dostumuz bilir ben doğru bildiğimi söylerim ama saygıda kusur etmem efendim dedim. Mesela bu lafın olmaması kötü ama bu da yetmez. Ama dedim bak daha ne dedim. Aynı resepsiyonda bana sormuşlar Bahçeli'yi kayda geçsin programıyla ilgili. Zehir zemberek açıklama yapmışım. Birinin kılına zarar gelse hesabını senden sorarız da demişim. Hedef gösterdin, siyasi hayatının en ayıplı işini yapmışsın. Melike Hanım dedi ki, ben bunları Twitter'da paylaşacağım birazdan dedi. Melike Hanım dahi o kadar entelektüel birisi, siyaseti yakın takip eden birisi. Maalesef bu medya düzeninde ve bu ultra güvensizlik ortamında ıskalayabiliyor. O yüzden çok fazla kafama takmıyorum. Ben buyum. Beni ilkokul 10 yaşımdan beri, mesela 50 yaşıma girdim geçen de, 40 yıl önceki yatakhane arkadaşlarımla birlikte girdik. Eşim sürpriz yapmış, 30 kişi geldiler, eşleriyle beraber falan. Onlar hep şey derdi, ya Özgür bu insanlar seni, hani bu grup başkan vekili Özgür Özel değil de, yatılı okulda tanıdığımız ve 40 yıldır tanıdığımız Özgür gibi tanısa çok daha fazla sevecekler derdi. Seven sayımda öyle bir artış var ama gladyatör Özgür'ü sevenler ya niye vurup kırmıyorsun diyor. Ben siyaseten hiçbir şeyi eksik yapmıyorum. Mesela Ali Mahir Başar'a sus abicim bunu söyleme demiyorum mesela. Kendim de söylemekte ama bir genel başkana yakışır ve diğer siyasi partilerin seçmenlerine saygılı bir dil ve üslup benimsiyorum. İkisi arasındaki farkı gerçekten iyi niyetle takip eden herkes görebiliyor. Ben eğer bir işi yapacağıma inandıysam, başaracağıma inandıysam bunda kendime de güvenirim, etrafıma da güven veririm, o işi de mutlaka başarırım. Ben bu binanın ışıkları 31 Mart akşamı sabaha kadar yanacak derken kimse inanmıyordu. Gösterdim, onlar alkışladı, ben ağladım. Ben bu partiyi ilk genel seçimlerde iktidar yapan genel başkan olacağım. O gün bu parti iktidar olmazsa ertesi gün öyle kurultayı çağırıyorum falan değil. Siyaseti bırakıyorum. Siyaseti bırakıyorum. Çok net söylüyorum. Bu parti iktidar olacak. Bunun önündeki tüm engelleri kaldırmak için büyük gayret sarf edeceğim. Başta kendi egomu, kibirimi, heveslerimi ve hedeflerimi bir kenara koyarak başladım. Çünkü biz ben olayım dersem kaybederiz. Ben şunu yapabilirim. Kendimi adaylaştıracak bir zemin yaratabilirim. Ama seçimi kaybederim. O yüzden en doğru adayı adaylaştırıp bu iktidarı gönderip bu ülkede hem demokrasiyi kuracağız bugüne kadar. Benim en büyük hayalim Soma davasının yeniden görülmesi. Sinan Ateş'in gerçek katillerinin yargılanması. Dünya kadar yolsuzluk oldu, rüşvet oldu, bilmem ne oldu. Yapanı nedeni cezasını bulması. Ama bunu yapmam için AK Parti'nin seçmeninin, MHP'nin seçmeninin bunlar gelirse bize huzur vermez diye düşünmemesi lazım. Öyle bir şey yok. Sadece ve sadece suç işleyenler cezasını çekecek. Ben Soma davasını yeniden açtıramazsam siyasete hedefime ulaşamamışım demek. Bir erken seçim konusunda da ısrarlısınız. Son 6 ay kala erken seçim derse kabul etmeyiz diye söyledim. Yani onu da Erdoğan, bakın bundan sonra bize aday kim diye soruyorlar ya. AK Parti'nin adayı kim diye soracağım. Çünkü AK Parti'nin adayı kim? AK Parti'nin adayı Erdoğan'sa erken seçim lazım. Yani bizim de oy vermemiz lazım. Ben sadece bir sene boyunca buna izin veririm. Gelsin yarışalım. Bir sene geçti. Erdoğan aday olacak.
Gelin anayasa değişikliği yapalım. Yok, kabul etmem, oturmayacağım o masaya. Hiçbir şey. Bana böyle altın tepside iktidar vaat etseler Erdoğan eliyle, ben o anayasayı Erdoğan için değiştirmem. Eğer Erdoğan aday olacaksa bir sene sonra olsun. Yok, son 6 ayda geleceğim, aday olacağım erken. 6 ay daha dişimi sıkarım, aday olamazsın. Hesabını ona göre yapsın. Bu kadar net. Bu kadar. Ben bunu da boşu boşuna söylemiyorum. Tam 5 yılın ortasındaki 2,5 yılda söylüyorum. Zaten tartışmalı bir dönemdesin. 2,5 ben koydum, 2,5 da sen koy. Kendine güveniyorsan gel seç. Şu anda Erdoğan'ın bize karşı seçim kazanabilecek bir durumu yok. Bence bundan sonra da olmayacak. Ama bunun için bir tek şeye ihtiyaç var. Özgüvene, özgüvene, özgüvene. Bu parti 31 Mart'ı özgüvenli siyasetle kazandı. Bir şeye ihtiyaç var, birlik ve beraberliğe. Bu partinin içindeki bir karışıklıktan kendisine bir gelecek bekleyen varsa, Türkiye'nin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini feda ederek kimseye siyasi gelecek imkanı tanımayacağım. Bunu da bilsinler. Evet. Çok evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Efendim, evet, çok teşekkür bayağı ediyoruz. Yoğun bir yayın oldu. Çok sağ olun. Her şeyi çok açık konuşuyoruz. Yani sizin gibi çok siyasetçiyle yayın yaptım. Sizin gibi böyle gümbür gümbür ve açık konuşan ve hakikaten çok yok. Genellikle böyle lafları kazıyoruz ama sizden çok başlık çıkıyor. Evet. Vallahi bir gazeteci, biz gazeteci milleti için çok bereketli bir lidersiniz. Siyasi parti. Sağ ol. Şimdi sizden tabii siz çok legal başlıklar çıkaracaksınız. Bir de şimdi illegal başlıklar çıkacak. Kurduğum bir cümleden 3 kelimeyi alacaklar, koyacaklar. Özgür Özel böyle dedi. Ama şey bir kere... Dimyat, pirinç, hamur, evet, verdiğimiz cevabı ilk cümlesi evet. Tek başına yeterli. Net. Onda çok kararlıyım yani. Çok. Kararlısınız. Evet, efendim çok ben böylelikle programı kapatayım isterseniz. Ha öyle mi? Çok teşekkür. Kapattık sandım. Çok teşekkürler ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Efendim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di konuğumuz. Türkiye'de CHP ile ilgili herkesin kafasında ne varsa... Tamamını sorduk o soruları ve o cevapları Özgür Özel'den dinledik. Teşekkür ediyoruz.